Selamlar herkese. Bugün sizinle bir pratik yapmak istiyorum. Bu pratikte kelimeler olacak ve bu kelimeler çay hakkında kelimeler olacak. Evet, moralimiz çok iyi değil. Moral. Moral kelimesi psikoloji anlamında. Yani bizim psikolojimiz, bizim moralimiz iyi değil. Hayat devam ediyor. Şu anda dünyada kötü şeyler oluyor. Filistin'de insanlar ölüyor. İsrail, Filistin. Evet, bu ülkelerde büyük problemler var şu anda. Evet, maalesef insanlar ölüyor, insanlar, küçük çocuklar, anneler, babalar ölüyor ve maalesef bunun hakkında birçok ülke gözünü kapıyor. Ben Allah'tan rahmet diliyorum ölenlere, şehitlere. Onlar cennete gidiyorlar, Allah'a şükürler olsun. Fakat mazlum insanlar ölmemeli. Mazlum insanlar haksız bir şekilde öldürülmemeli. İsrail maalesef güçlü ve İsrail'in arkasında Amerika var ve diğer ülkeler var ve Amerika'da da İsrailli Yahudi çok fazla insan olduğu için tabii ki onlar Filistin'i almaya çalışıyorlar. Evet. Ben bu konu hakkında biraz başlangıçta konuşmak istiyorum. Çünkü bunun hakkında iyi hissetmiyorum. Bu yüzden çok fazla canlı yayın yapmıyorum. Çok fazla Telegram grubunda konuşmuyorum. Türkçe pratik hakkında çok fazla çalışmıyorum. Çünkü moral lazım. İnsana moral lazım. Siz mesela çalışmak için veya bir aktivite yapmak için moral istersiniz. Morale ihtiyacınız var, değil mi? Yani moraliniz iyi değilse, psikolojiniz iyi değilse hiçbir şey yapmak istemiyorsunuz. Bu yüzden ben dua ediyorum. İnşallah yakın zamanda bu problemler bitecek. Yakın zamanda haksız olanlar haksız olduklarını anlayacaklar, görecekler. Evet, dua ediyoruz. Ben dua ediyorum açıkçası. Lütfen siz de haklının tarafında olmak için dua edin. Haklıyı savunmak için lütfen dua edin. Evet. Şimdi bugün arkadaşlar bu konudan sonra, başlangıçtan sonra kolay bir Türkçe pratik yapmak istedim. Kolay. Bu Türkçe pratikte çay kelimeleri olacak. Ne demek Ali Bey çay kelimeleri? Şimdi benim biliyorsunuz benzinim çay. Benim benzinim çay. Ben geçen hafta limon hakkında bir video yaptım. Limon ile başladım ve limon hakkında ekstra kelimeler gösterdim. Ekstra kelimeler anlattım. Yani çağrışım, limon ile başladık. Çağrışım ile farklı kelimeler bulduk ve anlattık. İşte limonu kesmek, limonu sıkmak, nerede kullanıyoruz, salatada gibi. Bugün limondan sonra çay hakkında konuşmak istiyorum ve çay ile ilgili diğer nesneler hakkında konuşmak istiyorum. Örnek. Çay bardağı. Bu bardak çay bardağı. Sizin ülkenizde benzer çay bardağı kullanıyor musunuz? Sizin ülkenizde benzer çay bardağı var mı?
Evet, çay bardağı. Çay bardağı şimdi dolu. İçinde demli çay var. Yeni kelime. Demli çay. Evet. Çay ile başladık, devam ediyoruz. Çağrışım. Farklı yeni kelimeler. Demli çay. Bu ne demek? Yani sert. Açık çay var, light çay ve demli çay var. Mesela ben demli çay içmeyi seviyorum. Demli çay içmeyi seviyorum. Ben her gün çay içiyorum. Ben her gün çay içiyorum. Çay bardağının içinde ne var? Bu çay kaşığı. Evet, bu çay kaşığı. Çay kaşığı niçin kullanıyoruz? Şeker karıştırmak için. Şekerlik, şekerlik. Ben normalde şeker kullanmıyorum. Şeker, içinde şeker var. İçinde şeker var. Kelime şeker. Sahara, şeker. Evet, Rusçası sugar, şeker. Ben, bakın, bu kaşık ve bu kaşık farklı. Çay kaşığı, şeker kaşığı veya tatlı kaşığı. Çay kaşığı, şeker kaşığı veya tatlı kaşığı. Ben çayıma şeker atmıyorum. Ben çayıma şeker atmıyorum. Kelime şeker atmak veya Türkler şöyle kullanıyor. Şeker istiyor musun? Çayında şeker kullanıyor musun? Hayır, şeker kullanmıyorum. Şeker sevmiyorum. Şeker zararlı. Sen de kullanma mesela. Evet. Çaya şeker atmak veya çaya şeker koymak diyoruz. Gitti. Şimdi Ali Bey, what is this Ali Bey? Bu ne Ali Bey? Bu ne? Çay tabağı. Tabak. Tabak. Çorba içiyoruz. Çorba tabağı. Çay için, çay bardağı için kullanıyoruz. Çay tabağı. Siz ülkenizde çay tabağı kullanıyor musunuz? Çay tabağı. Benim çay tabağım porselen. Evet, bakın. Metal değil. Porselen çay tabağım var. Bu metal. Evet. Şeker kaşığı metal. Ama bu çay tabağı porselen. Evet. Lavin Home Collection. Porselen bir tabak. Çorba tabağı mesela porselen. Ve aynı zamanda şekerlik. Şekerlik de porselen. Siz çayınıza şeker atıyor musunuz? Siz çayınızda şeker kullanıyor musunuz? Bu ne? Bu kapak. Kapak. Şekerlik. Şekerliğin kapağı. Kapak. Ali Bey, kapak nasıl? Standart isim mi? Evet. Mesela burada başka kapak var. Bu da kapak. Ali Bey, bu
neyin kapağı? Bu neyin kapağı? Sakin. Geliyor. Hazır mısınız? Hop. Denedenem. Demlik. Size ne söyledim? Demli çay. Demli çay. Bu demlik. Metal, çelik hatta. Çelik, demlik ve bu demliğin kapağı. Kapak. Ülkenizde demlik kullanıyor musunuz? Fakat dikkat. Biz bu demliği genellikle yalnız kullanmıyoruz. Evet. Şu müziğin sesini biraz kapatıyorum. Evet, tekrar söylüyorum. Biz demliği yalnız kullanmıyoruz. Nasıl kullanıyorsunuz Ali Bey? Onun eşi var, eşi. Evet, onun eşi bu. Eşi yani eşi. Gerek yok ekstra detaya. Bu arkadaşlar çaydanlık. Tamam mı? Bunun adı çaydanlık. Çaydanlık çay için var. Biz çayı Türkiye'de genellikle çaydanlıkla yapıyoruz. Sizin ülkenizde çaydanlık var mı? Çünkü bazı ülkelerde yok. Mesela benim Roman adlı bir öğrencim var. O Türkiye'den çaydanlık aldı ve Fransa'ya, Lyon'a götürdü mesela. Evet, çaydanlık ve demlik. Ali Bey, fark ne? Aynı gibi. Evet. Bu arada arkadaşlar bu da çelik. Çelik, aynen çelik. Ve mesela bunun içinde sıcak su oluyor. Sıcak su kaynıyor. Fiil kaynamak. Fokur. 100 santigrat olunca su 100 santigrat olunca su kaynıyor ve biz çayı demliyoruz. Yani buraya bir kaşık, iki kaşık, üç kaşık, belki dört kaşık çay koyuyoruz. Sonra sıcak su ile çayı demliyoruz. Fiil çay demlemek. Çay demlemek. Yani demlemek fiili. Fiil. Kelime bu. Demlik. Bu demlik. Bu demlik değil arkadaşlar. Bu su ısıtmak için diğer bir alt çaydanlık. Çaydanlığın altı. Bunun ekstra özel bir adını ben hatırlamıyorum. Siz biliyorsanız aşağı yazın. Çaydanlığın demliğin altı. Demliğin altında veya çaydanlıkta su kaynamış mı? Bak lütfen. Tamam baba, bakıyorum. Fokur. Oo. Su kaynamış baba. Kaynamak. Su 100 santigratta kaynıyor. Neyse. Su kaynadı. Ben çayı demledim. Ve buraya ekstra su koyuyorum. Belki sıcak su, belki soğuk su. Sonra kapağı kapatıyorum. Ve tekrar ocakta, burada ateş var. Tekrar ocakta 15 dakika çay demleniyor. 15 dakika sonra çay aşağı iniyor. Ben hazırım
diyor. Ve ben bakıyorum. Çay aşağıda ve yukarıda çay görüyorum. Çay görüyorum. Sonra çay dolduruyorum. Önce dem koyuyorum. Sonra sıcak su koyuyorum. Dem sıcak su. Dem sıcak su. Demlemek. Burada çayın demi var. Burada çayın suyu var. Sıcak su. Bunlar boş bu arada. Problem yok. Sıcak değil. Evet. Ve ben demli çay içiyorum. Aa, çok demli değil. Ben çok demli çay içmiyorum. Hatırlıyorum. Benim babam çok demli içiyordu. Çok demli içiyordu. Evet. Siz arkadaşlar demli çay mı içiyorsunuz? Açık çay mı içiyorsunuz? Bana yazın lütfen, tamam mı? Sonra yazın. Şimdi kapalı. Şimdi yorumlar kapalı. Çünkü konuşmak için ve yorumları okumak için moralim normal değil. Moralim normal değil. Şimdi sadece küçük bir pratik yapmak istedim. Bugün çay ile başladık ve çağrışım kelimeleri hakkında konuştuk. Çay, çay bardağı, çay kaşığı, çay, demli çay, çay tabağı, şeker kaşığı, şekerlik, şekerliğin kapağı, zararlı şeker. Ben şeker kullanmıyorum. Sonra çaydanlık, demlik, demlik, demliğin kapağı, demliğin kapağı, çay demlemek, çaydanlık ile çay demlemek, çaydanlığın alt tarafı, su kaynatmak, su kaynatmak, sıcak su, çayı demlemek, bunun hakkında konuştuk. Çayı demlemek, dem, burada dem var, çayın demi, sıcak su var, çayı demlemek. Evet, bu kadar kelime yeter arkadaşlar. Küçük bir pratik yaptık. Bunları belki burada aklınızda şimdi tutamıyorsunuz. Aa, Ali Bey, unuttum. Önemli değil. Telaffuz önemli. Bunu duymak, dinlemek önemli. Bu videoyu tekrar tekrar seyredince daha iyi anlayacaksınız. Tekrar seyredince daha iyi telaffuz edeceksiniz arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bunlar önemli arkadaşlar. Mesaj yazmak, paylaşmak ve beğenmek istiyorsanız bunlar algoritma için önemli. Sonra umarım inşallah daha normal zamanlarda daha mutlu olarak pratik yapabiliriz. Kendinize iyi bakın. Filistin'e dua edin. Hak kimde ise, haksızlığı kim yapıyor ise arkadaşlar, ondan tarafa dua etmek gerekiyor tabii ki. Haklının yanında olmak gerekiyor. Ve ben her zaman mazlumların, ezilenlerin, hakkı yenenlerin tarafındayım. Bu yüzden inşallah haklı olan kazanacak. Umarım inşallah Filistin kendi topraklarında özgür olacak. Herkesin toprağı herkese yeter. Dünya büyük. Çok fazla toprak var. Bunlar politik sebeplerden olan hadiseler. İnşallah en kısa zamanda bitecek. Sonra başka pratiklerde görüşmek üzere. Hoşça kalın. İyi akşamlar.